da <laughs> da! Uzaylılar aramızdan 10 kişiyi kaçırdı. Çünkü bizi insan türünün örnekleri olarak görüyorlar. İnsanoğlunun galaksiler arası gezegenler konseyine kabul edilmeye layık olup olmadığını anlamak için bizi bir teste tabi tutacaklar. Eğer layık değilsek, hepimizi öldürüp, dünyayı bir mantar tarlasına dönüştürecekler. Çünkü bizdeki mantar onların petrolü gibi. Hepimizi uzay gemisine doldurup şöyle diyorlar. Bu on kişi tüm insanlığı temsil ediyor. İnsanlığın kaderi sizin ellerinizde. Yarın sizi bir teste tabi tutacağız. Tam 24 saat sonra sizi zifiri karanlık bir odaya götürüp tek sıra halinde dizeceğiz. Mesela bir adam burada duruyor. Bakalım çizebilecek miyim? en öndeki adam bu. Biraz endişeli görünüyor. Biri benim için matematiğin bobrosu demişti. Ben de bobros yakıştırmasına layık olmaya çalışayım bari. En önde bu adam duruyor. Belki burada küçük bir kravatı vardır. Adam bu yöne bakıyor. Ve bu adamdan dokuz tane daha var. Tekrar çizmektense kopyalayıp yapıştıracağım esrarengiz bir biçimde birbirimize çok benziyoruz. İkincisi bu. Üçüncüsü, böyle böyle on kişiyiz işte. Bir tane daha koyayım. İşte böyle. Yok yok, böyle iyi. On kişiyiz ve tek sıra olmuşuz. Bu yüzden bu adam sadece bu adamın ensesini, bir de bu adamın ensesini görebiliyor. Belki zemin de biraz eğimli. Yani zemin şöyle bir şey. Çizmeyi deniyorum. Zemin biraz eğimli. Adamlardan biri burada, biri burada, biri burada falan. 10 kişi tek sıra olmuşuz. Hepimiz aynı yöne bakıyoruz. Bu adam sadece duvarı görüyor. Bu adam önündeki iki kişiyi görebiliyor. Bu da sadece en öndekini görüyor. Toplam 10 kişiyiz. Böyle 10'a kadar gidiyor. İşte uzaylılar diyor ki sizi böyle sıraya dizeceğiz. Hatta böyle güzel bir şekil çizip gösteriyorlar. Çünkü dünyanın bir mantar tarlasına dönmesini engellemek için bize bir fırsat tanımak istiyorlar. Ve diyorlar ki o da zefiri karanlıkken hepinizin başına birer şapka takacağız ve bu şapkalar ya leylak renginde olacak. Leylak rengi bir şapka çizelim. Veya mor. Yok yok. Yeşil olacak. Yani hepimizin başına leylak rengi veya yeşil birer şapka takacaklar. Ve şapkalar öyle tasarlanmış ki kenarları geniş değil. Dolayısıyla yukarı bakınca şapkayı göremiyorsunuz. Uzaylı teknolojisi işte kafanızdaki şapkayı görebilmeniz mümkün değil ve şapkaların dağılımı rastgele olacak. Tamamı yeşil olabilir veya mor diyeceğim artık. Leylak rengi çok uzun oluyor. Tamamı mor olabilir. Yarısı mor, yarısı yeşil olabilir. Dokuzu yeşil, biri mor olabilir. Yani belli değil. Şapkaları herhangi bir kombinasyonla dağıtabilirler. Peki ne istiyorlar? En arkadaki adamdan başlayarak Şöyle göstereyim. Burası ön duvar, burası zemin. İlk adam bu. İkinci adam, üçüncü adam, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, sekiz, dokuz, onuncu adam da bu. Hepsi bu yöne bakıyor. Bu adamdan başlıyorlar. Bu adamdan başlayarak soruyorlar. Kafandaki şapka ne renk? O da ya leylak rengi, pardon. Ya mor ya da yeşil diye cevap veriyor. Aslında leylak da olabilir ama yo yo. Mor diyecek ya da yeşil. Net olmak lazım. Sadece mor veya yeşil diyebilir. İstediği kadar sesli söyleyebilir bunu. Ama ses tonu sabit olmalı ki araya başka bir bilgi karıştıramasın. Şapkanın yeşil mi olduğunu düşünüyor mor olduğunu mu? Sesi bir tek bunu anlatsın. Bu adamın söylediğini bu adam da duyacak. Herkes birbirinin ne dediğini duyabiliyor ama tonlama yasak. Verdiğiniz cevap doğruysa mesela mor dediyseniz ve şapkanız gerçekten morsa yaşamanıza izin verilecek. Ayrıca temsil ettiğiniz 600 milyon kişi de hayatta kalacak yaşadıkları yer mantar tarlasına dönüştürülmeyecek. Ama eğer yanlış cevap verirseniz, sizi derhal, neydi o uzay yolu silahı? Ha, moleküllerinizi ayıracaklar. Ayrıca temsil ettiğiniz insanlara da aynısını yapacaklar. Bir de üstüne yaşadıkları yerleri mantar tarlasına dönüştürecekler. Yani bu testin üstesinden gelmek için çok önemli nedenleriniz var. İşte. Diyorlar ki testi yarın yapacağız ve sizin göreviniz elbette kurtarabildiğiniz kadar insanı kurtarmak. Sizi aynı odaya koyacağız ki oturup 24 saat boyunca tartışın ve bir sistem oluşturun. Sizi karanlık odaya götürüp şapkaları başınıza taktığımızda ya şimdi niye turuncu çizdim ki ben bunu? Şapkaları başlarınıza takıp ışıkları yaktığımızda Tabii söylemeyi unuttum. Bizi karanlık bir odaya götürüyorlar. Hiçbir şey göremiyoruz. Tek sıra halindeyiz. Sonra ışıkları açıyorlar. Sonra bu adama şapkan ne renk diye soruyorlar. Tabii ki kendi şapkasını göremiyor ama geri kalan herkesin şapkalarını görebiliyor. Benzer şekilde bu adam da kendi şapkasını göremiyor, arkasındaki adamı da göremiyor. Ama bu adamın ne dediğini duyuyor ve önündeki herkesin şapkasını da görebiliyor. İşte uzaylılar ışıkları yakıyor. Bu adam doğru cevap verdiyse yaşamasına izin veriyorlar. Yanlış cevap verdiyse moleküllerini ayırıyorlar. Sonra bir sonraki adama geçiyorlar. Aynı soruyu ona soruyorlar. Doğru cevap verirse hayatta kalıyor. Temsil ettiği herkes hayatta kalıyor. Cevabı yanlışsa onu da moleküllerine ayırıyorlar. Böyle böyle en öndeki adama kadar gidiyorlar. Yani medeniyeti, en azından insan medeniyetini kurtarmak için aramızdan mümkün olduğunca çok kişinin hayatta kalmasını sağlamamız gerekiyor. Bu zeka oyununun amacı işte bu. Yani isterseniz videoyu tam burada duraklatabilirsiniz. Ama bir dakika. Siz videoyu durdurmadan önce şunu bir netleştireyim. Sadece mor veya yeşil diyebiliyorsunuz. Ses tonlaması yapamazsınız. Mesela mor veya mor diye cevap verip araya bilgi sıkıştıramazsınız. Sadece mor veya yeşil diyebilirsiniz. Bu sözcükleri de garip bir şekilde telaffuz edemezsiniz. Göz ucuyla bakmak falan gibi hilelere de başvuramazsınız. Çözümünüz tamamiyle duyduğunuz ve söylediğiniz şeylere dayanmalı. Eğer uzaylılar kopya çekmeye çalıştığınızı, daha doğrusu çalıştığımızı, ben de bu on kişiden biriyim, kopya çekmeye çalıştığımıza dair en ufak bir şüphe duyarlarsa, herkesi buharlaştırıp her yeri mantar tarlasına çevirecekler. İşte verilenler bunlar. Mümkün olan en fazla kişiyi nasıl kurtarırsınız? Şimdi videoyu durdurmak isterseniz durdurabilirsiniz. Size küçük bir ipucu vereyim. Merak etmeyin, çözüme bir faydası yok. Birkaç kişiyi kurtarmaya yarayacak birçok çözüm bulunabilir. Ama aslında 9 kişinin kurtulmasını garantileyen bir yöntem var. İşte aramanız gereken çözüm o. Videonun geri kalanı boyunca böyle ipuçları vermeye devam edeceğim. Sonuçta da zaten çözüme ulaşacağız. Yani amaç 9 kişiyi kurtarmak. Bu 9 kişinin hangi 9 kişi olduğunu tahmin etmek zor değil. Tekrar söylüyorum. Başka ipucu istemiyorsanız videoyu duraklatabilirsiniz. Bu 9 kişi kurtulacak. Bu 9 kişinin kurtulacağı kesin. Bu adamsa sadece bir tahminde bulunacak. Şapkasının rengi sorulacak ilk kişi bu. Elinde hiçbir bilgi yok. Önündeki herkesin şapka rengini görüyor ama kendi şapkasının ne renk olduğuna dair en ufak bir fikri yok. Dolayısıyla bir tahminde bulunuyor. Verdiği cevabın doğru olma ihtimali %50. Yani başka bir veriye sahip olmadığımızı varsayarsak bu adamın başındaki şapkanın mor veya yeşil olma olasılığı yüzde ellidir. Dolayısıyla kurtulacak kişi sayısının beklenen değeri bu sistemde dokuz buçuk. Bu insanların kurtulacağı kesin. Olasılık hesapları yaparak bir takım çözümlere ulaşabilirsiniz ama bu sonucu elde edemezsiniz. İlk akla gelen de budur zaten. Tekrar ediyorum, videoyu burada durdurun. Çünkü çözümü tek başına bulmaya çalışmak eğlencelidir. Bu adam buradan baktığında kaç yeşil, kaç mor şapka var görebiliyor. Hangisinin daha fazla olduğunu biliyor. Diyelim ki önünde 6 tane mor, 3 tane yeşil şapka var. Şapka mor diyebilir. Bu cevap doğru veya yanlış olabilir. Adam moleküllerine ayrılabilir. Ama en azından bu bilgiyi grubun geri kalanına aktarmış olur. Biz de deriz ki bak şapkaların çoğu mormuş. O halde yeşil demektense mor demek daha mantıklı. Böylece bu en az altımız kurtulur. Çünkü hepimiz mor demişizdir. Fena değil. Bu durumda insanların yarısından fazlası kurtuluyor. 9 kişinin en az 6'sı kurtuluyor. Olasılıksal açıdan bakınca bu sayı 7'ye veya 8'e de çıkabilir. Diğer bir yöntem de şu olabilir. Mesela çok fazla yöntem var. Bayağı da vakit olmuş. Hepsini göstermem mümkün değil. İşte gerçek çözüm. O yüzden ciddi söylüyorum. Sonucu görmek istemiyorsanız videoyu burada durdurun, yarın devam edersiniz. En öndeki adam. Pardon. En arkadaki adam. Ne yapıyor? 10 kişi sıraya dizilmiş. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kişi sıraya geçmiş. Hepsinin başında da birer şapka var. Unutmayın. Bir çözüm bulmak için 24 saatimiz var. 24 saatin sonunda çözümü herkes biliyor olacak. Bu arada kimin hangi sıraya denk geleceğini bilmiyoruz. Çözümü bulmaya çalışırken size destek veya köstek olmayacak ama yine de belirteyim dedim. Şimdi en arkadaki adam yeşil ve mor şapkaları sayıyor. Bulduğumuz çözüm bu. En arkada kim olursa olsun bunu yapacak. Yeşil şapkaları saydığında, bir dakika, sistemimiz şöyle olacak. Sadece yeşilleri sayıyor. Yeşilleri sayıyor ve yeşil şapka sayısının tek sayı olup olmadığına bakıyor. Eğer gördüğü yeşil şapka sayısı tekse, yeşil diyor. Başındaki şapkanın rengine dair tahmini bu olmuş oluyor yeşil şapkaların sayısı bir çift sayıysa mor diyor. Kendi başındaki şapkanın rengini tabii ki bilmiyor ama en azından kurtulma şansı yüzde elli. Peki sonra ne oluyor? Yeşil veya mor diye bağırmak suretiyle bu bilgiyi grubun geri kalanına vererek, bu adam yeşil diye bağırdı diyelim. Yani kendi şapkasının rengini yeşil olarak tahmin etti. Bu adam, yani Soruyla muhatap olacak bir sonraki kişi, arkasındaki adamın gördüğü yeşil şapka sayısının bir tek sayı olduğunu anlıyor. Arkasındaki adamın gördüğü yeşil şapka sayısı bir tek sayı. Burası ilginç. Eğer önündeki yeşil şapkaları saydığında o da bir tek sayıya ulaşıyorsa, o zaman anlıyor ki başındaki şapka arkasındaki adamın saydığı yeşil şapkalardan biri değil. O halde başındaki şapka mor olmalı. Öyle değil mi? Dolayısıyla benim şapkam mor diyor ve hayatta kalıyor. Sonra aynı soru bu adama soruluyor. Bunda da diğer olasılık söz konusu olsun. Diyelim ki bu adam yeşil diye bağırdı. Yani gördüğü yeşil şapkaların sayısı bir tek sayıydı. Bu adam önündeki 8 kişinin başındaki yeşil şapkaları saydığında görüyor ki yeşil şapka sayısı çift diyor ki, o halde benim şapkam yeşil olmalı. Dolayısıyla yeşil diye bağırıyor. İyi de yapıyor. Benzer şekilde bu adam. İkinci adamın şapkasının mor olduğu duruma geri dönelim. İlk adam yeşil şapka sayısının tek olduğunu görmüş ve yeşil diye bağırmıştı. Bu adam da yeşil şapka sayısının tek olduğunu görüyor. Çünkü kendisi yeşil şapkalılardan değil. Mor diyor hayatta kalıyor. Üçüncü adam, bir önceki adamın mor deyip hayatta kaldığını bildiği için, yani alarm sesi duymadığı için. Aslında ona da gerek yok. İkinci adam hayatta kalacak, çünkü sistem işe yarıyor. Üçüncü adam, kendisinden başlayarak en öndeki adama kadar yeşil şapka sayısının tek olduğunu biliyor olacak. Öyle değil mi? Çünkü kendisinden önceki adam yeşil demedi kendisinden en öndeki adama kadar olan yeşil şapka sayısının tek olduğunu bildiği için ve gördüğü yeşil şapkaların sayısı çift olduğu için başındaki şapkanın yeşil olduğunu anlıyor. Dolayısıyla yeşil diyor. Ve bu durumda bu adam yeşil diye bağırınca en arkadaki adam yeşil şapka sayısının tek olduğunu görmüştü. Bu adamın arkasındakilerden biri şöyle diyeyim herhangi birinin arkasındaki adam ne zaman yeşil dese, önündeki yeşil şapkalı sayısının tekliği veya çiftliği değişiyor. Bunu akıllarında tutarak, şapkalarının yeşil mi mor mu olduğunu tayin edebiliyorlar. Aslında bir örnek versem çok daha kolay anlaşılır. Birinci adam, iki, üç. Esasında renkleri harfle göstereyim ki boşa vakit kaybetmeyelim. Yeşil, Mor, mor, yeşil, yeşil, mor, yeşil, yeşil. Kaç etti? 1 2 3 4 5 6 7 8. Şöyle 9, şöyle de 10. Bu adam yani ilk adam sayıyor. Kaç tane yeşil var? Sayıyor. 1 2 3 4 5 tane. 5 yeşil şapka var. Yani yeşiller tek sayı. Yeşiller tek. O halde bu ilk adam yeşil diyecek. Çünkü sistem bunu gerektiriyor. Bu adama soruyorlar, yeşil diyor ve yanılıyor. Dolayısıyla yok ediliyor. Belki uzaylılar ilk adama bir kıyak geçiriyorlardır. Onu bilemiyoruz, kim bilir. Ama biz yok edildiğini varsayıyoruz. Ama yeşil dediği için bir sonraki adam ilk adamın önündeki yeşil şapka sayısının tek olduğunu anlıyor. Sıra bu adama geliyor. O da sayıyor. 1, 2, 3, 4, 5 yeşil şapka. Yani onun gördüğü yeşil şapka sayısı da tek. O halde kendi şapkası yeşil olamaz. Çünkü eğer şapkası yeşil olsaydı, gördüğü yeşil şapka sayısı çift olurdu. Yani kendi şapkası yeşil değil. O yüzden Şapkam mor diyor ve hayatta kalıyor. Sıra bu adama geliyor. O da önündeki yeşil şapkaları sayıyor. Bir, iki, üç, dört yeşil şapka. Diyor ki, hmm, benim gördüğüm yeşil şapka sayısı çift. Bu adama kadar ki herkes yeşil şapka sayısının tek olduğunu görmüştü. O halde benim şapkam yeşil olmalı. Yeşil diyor ve kurtuluyor. Şimdi geldik bu adama. Öncelikle bu adam kendisinden öncekinin tam olarak kaç yeşil şapka saydığını biliyor. Bu adamın 4 tane yeşil şapka saydığını biliyor. Çünkü eğer bu adam 5 yeşil şapka saymış olsaydı mor derdi. O yüzden bu adam bu adamın 4 yeşil şapka gördüğünden emin. Ama kendisi sadece 1 2 3 yeşil şapka görüyor, değil mi? Dolayısıyla yeşil şapkalılardan biri olduğunu anlıyor ve yeşil diye bağırıyor, o da kurtuluyor. Bu adam, kendisinden sonra üç yeşil şapka olduğunu biliyor. Çünkü bir arkasındaki üç yeşil şapka görmüş olmalı. Dört tane görseydi, mor derdi. Ali ile bu adam da aynı mantığı kullanarak şöyle diyor. Benden en öndeki adama kadar üç tane yeşil şapka var ve ben üçünü de görüyorum. O halde başımdaki şapka yeşil olamaz, mor olmalı. Böyle böyle devam ederek herkes doğru cevap verene kadar ilerliyoruz. Böylece en az 9 kişi ve insanlığın büyük bölümü kurtuluyor. Hele bir de ilk adama kıyak geçidirse herkes kurtulmuş oluyor. Evet, işte böyle. Umarım eğlenceli bulmuşsunuzdur. En sevdiğim zeka oyunlarından biridir bu. Örnek vermeden açıklamaya çalışırken biraz kafa karıştırdıysam özür dilerim örnekle birlikte her şeyin daha iyi anlaşıldığını sanıyorum. Her ne kadar yeşil ve moru mavi renkle yazmış olsam da. Evet, gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.